Selam, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben biraz heyecanlıyım. Çünkü uzun süredir yapmak istediğim ama sürekli ekipmanlarımın çok iyi olmamasından kaynaklı ertelediğim bir işe başlıyorum bugün. Piyano derslerine başlıyoruz. Çekimlerim çok profesyonel değil, ortamım çok profesyonel değil. Gördüğünüz gibi hepsini kendi evimde, kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Benim üniversitede asıl branşım aslında piyanoydu. 4 sene boyunca piyano ve şan dersleri aldım. Yani benim aslında en çok bilmem gereken, en profesyonel olmam gereken enstrüman piyano. Ama mezun olduktan sonra hiçbir yerde piyano bulamadığım için pratik sağlayamadım ve eskisi kadar iyi olamadım maalesef. Hem kendimi geliştirmek adına hem de sizlere biraz da olsun katkım olmasını sağlamak amacıyla bu temel düzeyde piyano derslerine başlamaya karar verdim. Şimdi aklımda ne var? İlk derste biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir 50 tane video çekmeyi düşünüyorum. En temelden, en birinci notadan en son gelebileceğimiz noktaya kadar 50 video var kafamda. Haftada bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu da ayda 4 video yapıyor. Yani yaklaşık Allah nasip ederse bir sene kadar sizlerle birlikte olacağım. Yani bir sene piyano derslerine devam etmeyi düşünüyorum. Bu 50 tane dersi bitirdiğiniz zaman hangi seviyeye geleceksiniz? Onu söylemek istiyorum. Şöyle basit düzeyde değil, orta düzeyde bir piyano parçasını, klasik piyano parçasını sizler çalabilecek kıvama geleceksiniz. Veya notalarını gördüğünüz zor bir klasik eseri de birazcık üstüne gitmeyle daha başka müzik öğretmenlerinin yardımıyla çalabilecek kıvama geleceksiniz. Ama bu videolarda, derslerde işlediğimiz tüm egzersizleri yapıp bol bol pratik yaparak bunları gerçekleştirmiş olacaksınız. Benim piyanom yok derseniz size şunu söyleyebilirim, benim de piyanom yok. Ben Electro Org kullanacağım. Markasını, modelini açıklamalar bölümüne yazarım. Ama bu kullandığım orgun en önemli özelliği tuş hassasiyetinin olması. Yani benim bu orgumda böyle tuşları hızlı vurduğunuz zaman güçlü bir ses, yavaş vurduğunuz zaman yavaş bir ses ortaya çıkacak. Eğer siz de piyano değil öncelikle bir org almak isterseniz buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Org veya piyano tavsiyelerimi başka bir videoda anlatacağım. Şimdi ilk dersimizle başlıyoruz. Ufak ufak başlayacağız. Bakalım önümüzdeki günler, önümüzdeki dersler bizi nereye götürecek? Hadi bakalım başlayalım. Tekrar. Şimdi böyle yer altından sesleniyor gibi oldum ama aynı zamanda orgumu da çekmek için bu şekilde sizlerle buluşuyoruz efendim. İlk dersimiz çok uzun ve çetrefilli olmayacak. Açıkçası çok kısa olacak. Şu orgumu tanıtacağım sizlere. Şimdi ben küçülüyorum. Söz orgda. Bizim şöyle beyaz tuşlardan ve siyah tuşlardan oluşan piyanomuz, orgumuz, artık ne derseniz kendileri bu. Bende 64 tuşlu bir org var. Elektro org. Dediğim gibi benim orgum tuş hassasiyetine sahip. Ne demek istiyorum yani? Mesela sesi sonuna kadar açtım. Do tuşuna basıyorum. Orta hızla basıyorum. Bu şekilde ses geliyor. Sesle hiç oynamıyorum. Biraz daha kuvvetli basıyorum. Daha kuvvetli çıktı ses fark ettiyseniz. Şimdi alırsanız da sizlere böyle bir org tavsiye ederim. Bu ilk dersimizde ne göreceğiz? Öncelikle şu hepimizin çok sevdiği do notasını bir piyanonun üstünde görelim. Çünkü şöyle hiç bilmeyen biri piyanoya baktığı zaman bütün tuşlar aynı görünüyor. Halbuki öyle değil. Do tuşunu arayacağız öncelikle. Neden do tuşundan başlıyorum? Çünkü do ve fa sesleri özellikle piyano üzerinde çok karışıyor. Öncelikle onu nasıl ayırt edeceğiz onu söylüyorum. Şimdi şurada 3 tane beyaz tuş var değil mi? Yani 3 katın üstüne 2 tane siyah tuş çıkmışlar. Yani 3 tane beyaz kat üstünde 2 tane siyah kat varsa bunları ev olarak düşünün. 3 beyaz kata
iki siyah kat varsa burada L tuşuna benzeyen tuşumuz Do oluyor. Bu her oktavda aynı. Şimdi Fa'yı nasıl ayırt edeceğiz onu söyleyeyim. Burada 4 tane beyaz bina var. Bu 4 beyaz binanın üstüne 3 tane siyah bina dikmişler. İşte buradaki L'ye benzeyen tuşumuz da Fa tuşu. Bakın bu Do, bu Fa dedik değil mi? İkisi de L'ye benziyor gördüğünüz gibi. O yüzden bunlar çok karıştırılıyor. Ama ne dedik? 3 beyaz binanın üstüne 2 siyah bina varsa buradaki tuş Do tuşu. 4 tane beyaz binanın üstünde 3 tane siyah bina varsa buradaki tuş da Fa tuşu. O zaman biz Do'yu bulduk. Do'yu bütün piyano tuşlarında bulabiliriz bence. Hemen şuraya bakalım. 3 tane beyaz katın üstüne 2 tane siyah tuş çıkmışlar. Bu ne? Do. Gidiyorum. Fa'la bu ders işimiz yok. 3 tane beyaz bina, 2 tane siyah bina, Do. Geldik. 3 tane beyaz bina, üzerine 2 tane siyah bina, işte buradaki Do. Geldik. 3 tane beyaz bina, 2 tane siyah bina, buradaki tuşumuz neydi? Do. Geldik buraya. 3 tane beyaz, 2 tane siyah varsa buradaki de Do oluyor. Şimdi bu ders en önemli ödevimiz ne biliyor musunuz? Do'yu bulmak. Sizlerden Do'yu bulmanızı istiyorum. Birinci Do. İkinci Do. Üçüncü Do. Dördüncü Do. Beşinci Do. En sonda da bir en son oktav tuşumuz var. Bunu yapmasanız da olur. Tekrar. Şimdi bunu var mısınız? Baş parmağımızla yapalım. Do. 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 İlk görevimiz Do'yu bulmak oldu. Do'yu bütün tuşlarda bulduk. Daha da hızlanın. Tamam, Do'la işimiz bitti. Şimdi piyano çalarken bence en önemli şeylerden bir diğeri ellerimizin pozisyonu. Belki daha önce piyano dersi aldıysanız çok duymuşsunuzdur. Elimizde bir top tutacağız. Elimizin avucumuzun içinde bir top tutacağız gibi düşünün. Ne demek bu? Ne demek biliyor musunuz? Aslında elimizin serbest ve rahat durması demek. Yani şu şekilde piyano çalmıyoruz. Şu şekilde çalmıyoruz tabii ki. Şu şekilde de çalmıyoruz. Şöyle de çalmıyoruz. Elimiz olabildiğince rahat. Bu zaten bütün enstrüman çalmanın, bütün enstrümanlardaki en önemli kuraldır. Eliniz rahat duracak. Eğer bir enstrüman çalarken eliniz, boynunuz, kolunuz, bacağınız ağrıyorsa bir yerde sıkıntı vardır. Mutlaka kendinizi kasıyorsunuzdur. Avucumuzun içinde yumurta, patates, top artık ne derseniz o var. Yani ellerimiz şöyle duracak. Şöyle. İçinde göstereyim. Hop, 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 hop. Ellerimiz rahat pozisyonda. İsterseniz herhangi bir tuşa parmaklarınızı bastırabilirsiniz şu şekilde. Ellerimiz böyle duracak arkadaşlar. Hop, 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 hop. Yani şöyle değil. En önemli kuralımız neydi? Rahatlık. Bu kadar. Her mevzumuz parmak numaraları. Parmak numaraları dünyanın her yerinde aynıdır. Baş parmaklar 1 numaralı parmaklar. İşaret parmakları 2 numaralı parmaklar. Orta parmak 3 numaralı parmak. Yüzük parmağımız 4 numaralı parmak ve serçe parmağımız, hani bana diyen serçe parmağımız da 5 numaralı parmak. Bunları sol ele geçtiğimiz zaman karıştırabiliriz ama karıştırmayın. Baş parmak 1 numara, işaret parmağı 2 numara, orta parmak 3 numara, yüzük parmağı 4 numara ve serçe parmaklarımız da 5 numaralı parmağımız. Diğer en önemli kuralımız da ne biliyor musunuz? Piyano çalarken her zaman dik durmak. Ben burada video anlattığım için böyle 3 büklüm durarak sizlere anlatıyorum. Ama her zaman dik duracağız ve karşıya bakacağız. Eğer nota okumuyorsanız böyle eğilip bükülmek
Bu şekilde piyano çalmayacağız. Dik oturun, karşıya bakın. Omurganız dik olsun. El pozisyonunuz böyle işte yuvarlak olsun. Avuç içlerimizde patateslerimiz veya yumurtalarımız duruyor. Avuç içlerimizi açarsak yumurtalar düşüyor ve kırılıyor. Dik oturup elimizin tekniğini doğru bir şekilde yaptığımız zaman piyano çalmaya başlıyoruz. Birinci piyano dersi egzersizimiz gördüğünüz gibi sadece do notalarından oluşuyor. Do'yu birlik yapmışım, ikilik yapmışım, dörtlük yapmışım, sekizlik ve on altılık yapmışım. Nota değerlerini bilmiyorsanız benim nota değerleri videoma ışınlanabilirsiniz. O yüzden ben nota değerlerini bildiğinizi kabul ederek dersimize başlıyorum. Do notası bir numaralı parmağa ait. Yani şu baş parmak Do'ya ait olsun. O da nerede? Şu ortada. Piyanonun başına oturduğumuz zaman ilk karşımızdaki olan notalar bizim asıl çalacağımız notalar. Yani şu sağ taraf değil. Bunlar ince zaten. Sol taraf hiç değil. Bunlar da iyice kalın. Hemen ortadaki şu 8 tane nota bizim şu an ilgi alanımız. Birinci egzersizimiz sadece dediğim gibi do notaları bir numaralı parmakla çalacağım ki buraya da zaten bir yazdım. Bu notaların altındaki sayılar veya rakamlar parmak numaralarını gösteriyor. Önce birlik do'la başladım. Sonra ikilik iki tane, sonra dörtlük dört tane. Şurada sekiz tane sekizlik nota. Burada da 16 tane 16'lık nota var. Çünkü her biri 4 dörtlük portenin içinde. Şimdi birinci egzersizde başlayayım. Şuradan vuruş yapacağım. El pozisyonumuz böyle. El tekniğimiz diyeyim ya da. Rahat bir hale geldi. Sadece baş parmağımızı do'nun üzerine koyuyoruz. Şu diğer parmaklar şöyle değebilir diğer tuşlara, havada da kalabilir. Artık siz nasıl rahat ediyorsanız, ben biraz değerek rahat ediyorum açıkçası. 4'e kadar sayacağım. Hatta şuradan metronom açayım. Dersimizin sonuna geldik. Evet, ilk dersimiz gerçekten bu kadardı. Sadece do notasıyla uğraşacağız. Ama bu parçanın sonunda sizler için linkini ekleyeceğim piyano parçasını dinlemenizi istiyorum. Bir hafta boyunca sadece do notasını çalışın. Haftaya re notasıyla birlikte görüşmek üzere. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.